Hatlar raporundan merhaba. Bugün 25 Kasım kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Bu nedenle programa birkaç veriyi paylaşarak başlamak istiyorum izninizle. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi bugün bir rapor yayımladı ve bu rapora göre her saat başı ortalama olarak 5 kadından fazla kadın ve kız çocuğu yakın partnerleri ve diğer aile üyeleri tarafından öldürülüyor. Şimdi 2021 yılı verilerine baktığımız zaman dünyada 81 bin kadın ve kız çocuğu kasıtlı olarak öldürüldü. Yine 2021 yılında dünyada yaklaşık 45 bin kadın ve kız çocuğu yakın partnerleri ve diğer aile üyeleri tarafından öldürüldü. Yani kadın cinayetlerinin yaklaşık %56'sı yakın partnerler ve diğer aile üyeleri tarafından işlendi. Kadın cinayetlerinin en çok görüldüğü kıtalara da bakalım. Asya 17.800 kadın cinayetiyle ilk sırada yer alıyor. Bunu Afrika takip ediyor. 12.700 kadın cinayeti ve Amerika kıtasında da 2021 yılında tahminen 7.500 kadın ve kız çocuğu yakın partnerleri ya da diğer aile üyeleri tarafından öldürüldü. Avrupa'da bu rakam ise 2.500. Peki durum bizde nedir? Bunu konuşacağız bugün. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun kurucularından olan platformun genel temsilcisi Gülsüm Kav bizlerle birlikte. Gülsüm Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar hepimize. Teşekkür ederiz Merhabalar. Gülsüm Hanım. Şimdi ben biraz başta elbette özet geçmeye çalıştım. Dünyaya ilişkin Çok iyi verileri oldu. paylaştım. Ama hiç lafı uzatmayayım. Basit anlamda geçtiğimiz bir yıl boyunca kadına şiddetin önlenmesi konusunda hükümet, yasa yapıcılar hangi somut adımları attılar Gülsüm Hanım? 2022 Türkiye'sinde kadın hakları için atılan adımları nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle bazı sorunlardan konuşacağız ama konuşacağımız sorunlara rağmen 25 Kasım kadınlara şiddeti yenmek üzere uluslararası bütün dünya çapında kadınların ayağa kalktığı, Türkiye'de de şu anda bugün ve hafta sonu dört bir yanda eylem hazırlıklarında olduğumuz günlerde biz konuşacağımız sorunlara rağmen asla mücadele azmimizi kaybetmiyoruz. Şiddet karşısında da hiçbir kadının ne kadar hani sorunlu olsa da, destek sistemleri zayıflasa da, birazdan işte konuşacağız, yalnız hissetmemesini, haklarımız var, hak arama yollarına başvurmasını, birlikte o hakları alacağımızı ve şiddetten kurtulduğumuz bir hayata birlikte kavuşacağımıza inançla başlamak istiyorum. 25 Kasım hani bir mücadele günü ama yine de bizim için hem mücadele gücümüzü gösterme hem de bir tür kutlama alanlarda. Hepimizin 25 Kasım'a bir sonraki seneye şiddetten uzaklaştığımız, kurtulduğumuz bir günlere kavuşmak üzere olsun diyorum. Ve bizim Türkiye'de 2022'de neler yaşıyoruz diye baktığımızda aslında İstanbul Sözleşmesi'ne imza çekme sürecinin olumsuz etkilerinin çok net görüldüğü bir yılı yaşıyoruz. Bu süreç ta 2020'de başlamıştı resmi dile getirmeye, sözleşmeye müdahalenin dile getirilmesi. İlk Numan Kurtulmuş tarafından sanıyorum. Sonra başka yetkililer de bunu destekledi ve en son 2021 yılında bir gece vakti bir sayfalık birkaç cümleyle, oysa orada binlerce milyonlarca kadının hayatı var, sözleşmenin imza çekildiği kararı ortaya kondu. Ama bu imza çekme sürecinin hukuka da uygun olmadığını, anayasayla çeliştiğini ve bir hukuki mücadeleyi de söyleyerek sürdürdük biz kadınlar. Kuşkusuz sadece bir hukuki mücadele değil, politik, sosyal, toplumsal, insanlık gereği, insanlık onuruyla ilgili çok bütünsel bir mücadele bu. Çünkü Türkiye'ye bu sene sözleşmede geri adım atılmış olması, resmi görevlerin, devletin bütün kamu çalışanlarını, yargıyı, kolluğu ve asıl olarak da Evet. Gülsüm Hanım, beni duyabiliyor musunuz acaba? Gülsüm Hanım, beni duyabiliyor musunuz acaba? Gülsüm Hanım. Evet, sanırım bir teknik arıza yaşıyoruz. Gülsüm Hanım zannediyorum yayından koptu ama arkadaşlarımız bağlamaya çalışacaklar. Gülsüm Şimdi Hanım, beni duyabiliyor musunuz? o
Gülsüm Hanım zannediyorum bir teknik arızası. Örneğin Merhabalar tekrar çok özür dilerim. Zannediyorum internette bir sorun oldu, sizi kaybettik. O yüzden sözlerinizin bir kısmını duyamadık ama nereden başlayayım? sözü tekrar size teslim edeceğim. Evet, Dümdüz baş. 2022 yılı itibariyle neler yaşadık onu Tamam. anlıyorsunuz, orada koptuk. Tamam. 2022 yılının İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atmanın tüm olumsuz etkilerini yaşayarak geçiriyoruz. Neler bunlar? Yani çok görünce olarak ortaya çıkan daha öncesinden farklı yaşadığımız şunlar var. 6284 sayılı kanunun uygulanmasında hep ihmaller söz konusuydu. Ama şu anda skandal seviyesine ulaşmış durumda. Ne oluyor? 35 defa Beyza Doğan adlı 16 yaşındaki çocuk yaştaki kardeşimizi korumak için babası koruma tedbiri istiyor. 35 kere ne demek? Yerine getirilmiyor. Beyza öldürülüyor tehdit eden erkek tarafından. Ezgi Zerkin'in İzmir'de yine koruma tedbiri altında öldürüldüğünü ve annesinin çok haklı isyanını duymuştuk yaz döneminde. Yine benzer biçimde Hülya Şevvalci'nin koruma tedbiri var ama bu tedbire uymayan faile zorlama hapsi uygulanması gerekirken uygulanmıyor. Hülya'nın talep ettiği bu karar ölümünden sonra yakınlarına ulaştırılıyor. Bunlar sadece birkaç örneği ama 6284'ün uygulanmasında artık skandal düzeyde ihmaller olduğunu apaçık ortaya koyuyor. Buna çok sık rastlar olduk. Biz de platform olarak boş durmayıp bütün bu koruma kanununun uygulanmasıyla ilgili açıklamalar yaptık. Eylemlerimiz devam ediyor. Bize de başvuran kadınlarla birlikte onların şiddetten korunmasını sağlıyoruz destek hatlarımızla. Bununla beraber geçtiğimiz yıllarda da artış göstermeye başlayan şüpheli kadın ölümü oranlarının yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bu son yıllarda bu senede bunu yerine getirdi resmi makamlarda kadın cinayeti oranları açıkladılar. Yani bu eskiden hiç açıklamadıkları zamanlara göre bir ilerlemedir ama yani bu gerçekleri yansıtmadığı için de gerçeği örten bir işlev görüyor. Şöyle ki şüpheli kadın ölümlerinin hiç hesaba katılmadığı için daha geçen senenin 25 Kasım zamanına göre bu sene daha az kadın öldürüldü ve düşme var diye bir iddia ortaya atılabiliyor. Oysa ki gerçekler böyle değil. Şüpheli kadın ölümlerinin oranı böyle olmasını çok isterdik biz azalmasını ama oran yükseliyor. Bizim oranlarımız çok daha farklı ve yıl sonuna kadar 500'ün üzerinde ki biz rakam konuşmak istemiyoruz. Yaşayan, canlı, hiçbir sağlık sorunu olmayan, önlenebilir ölüm dediğimiz biçimde hayattan koparılmış kadınlar, kaybettiklerimiz. O yüzden hani bu yılı geçen yıla göre çok daha felaket tamamlama tehlikesindeyiz. Bir an önce bu korunma tedbirleri alınmalı. Üçüncüsü biz yargıda cinsiyetçilik raporlarını çok ihtiyaç duyulan raporlarda yayınlıyor, dönemlerde yayınlıyoruz. Bu sene böyle bir ihtiyacı hissettik. Çünkü takip ettiğimiz davalarda çok sık cezasızlıkla karşılaştık. Ceza indirimlerinin çeşitlenmesine tanık olduk. Yeni tipte ceza indirimlerine tuhaf isimlerle verilen ya da suçun niteliğini değiştirerek daha alttan ceza alınmasını sağlayan gibi ve şeyi de duyduk. Yani o yüzden ben çok kanaatim net bir şekilde sözleşmeden imza sürecinin etkileri bunlar diyorum. Sanık tarafı, avukatlar ya da sanıkların kendileri artık sözleşme yok, kadın beyanına esas alınamaz diye açık açık ifadelerde duruşmalarda takip ettiğimiz duyduk. Bu kulaklarımız bunları da duydu. Bu açıdan yargıda cinsiyetçilik raporuyla da tek tek hangi davada hangi haksızlık yapıldı, adaletsizliğin seviyesini de ortaya koyduk bu raporlamalarımıza ve her gün bu mücadelemiz bizim dava takipleriyle, raporlamalarımızla ve tüm hak ve özgürlüklerimize ilişkin saldırılara karşın devam etti. Bu yargıda cinsiyetçilik bizi de buldu. Bizim derneğimize de kapatma davası açtılar. Bu da bir tesadüf değildi. Bu da İstanbul Sözleşmesi'nden sonra kadınları şiddet karşısında yalnız bırakmayacak, bu gidişata dur diyecek, bunun için mücadele edecek dinamiği susturmaya çalışmak idi ve sadece bizim derneğimizin değil, tüm kadınların mücadelesini ve hayat yaşam hakkının temel haklarını ve aslına bakarsanız bu dernekler kanununa da anayasaya da aykırı olduğu için yine anayasal haklarımızın bir sembolü oldu. Çok da sağ olsun herkesin sahiplenmesiyle bu süreç, dava süreci devam ediyor. Ve bütün bunlar karşısında da kadınlar da elbette hem biz mücadeleyi daha fazla yükseltme ve güçlendirme ihtiyacı duyuyor. Bunun için çaba gösteriyoruz ve arkasında yatan temel mesele olan İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçme konusuna daki mücadelemizi
ve bu sene çok yüksek düzeyde yerine getirdik. Danıştay tarihi duruşmalara sahne oldu bu sene. Çok kuvvetli ve çoğulcu bir kadın topluluğu 4 defa Danıştay duruşmalarıyla o duruşmalarda sözleşmenin her bir maddesinin kadınların hayatına nasıl yansıdığını anlatarak saatlerce, devam etse daha da günlerce anlatabilirdik. Çünkü binlerce kadını biz bu sebeple böyle bir yol gösteren haritayı yani görmezden geldiğimiz ve bunu böyle bir geri adım attığımız için kaybediyoruz. Ve esas olarak da eşitlik ve özgürlük içinde bu sözleşme aynı zamanda bir yol çiziyor. Onun özünde de şiddeti eşitsizliğin bir sonucu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak gören ve şiddetin kendisini ortadan kaldırmak isteyen bir çaba var. Devletlere de bunu yükümlü kılıyor. Bu çabayı yani göstermeyen, böyle bir eşit, özgür, insan temel haklarına dayalı bir hayatı, bir yaşamı, hayatta kalmayı bu coğrafyadaki kadınlara reva görmeyenlerin sözleşmeyi geri çektiği halde yerine koydukları bir şey var mı diye de baktık elbette bu sene. Çünkü sizin sorunuz da bunu içeriyordu. Atılan adım var mı? Maalesef adım geriye doğru atılmış durumda. Atılan adım olarak işte bir eylem planı yayınlandı sadece. Yani şimdi ben lafınızı bölüyorum ama insan hakları eylem planı ve kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 faaliyet planı. Özellikle öne çıkan faaliyetler ve planlar açısından. Şimdi bu noktada ben şunu da söyleyeyim. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Günün anlam ve önemi sebebiyle sosyal medyadan yaptı bu açıklamayı. Anayasamızda, yasalarımızda, uygulamalarda yaptığımız değişikliklerle kadına şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz dedi. Ne kadar katılırsınız buna? Hem bunu sormuş olayım hem de o eylem ve faaliyet planları kadınlar için ne getirdi? Evet, uygulandı mı yoksa havada mı kaldı? Birincisi eylem ve faaliyet planları bizim sorunun gerçek köküyle kendisiyle ilgilenmeyip çevresinden dolaşan önlemleri elbette ki bir yeri olan ama sorunu yani kök çözüm analizi, kök analiz nedenine dair böyle denilir ve bir sorun çözmek istiyorsak önce zaten onun gerçek boyutlarını öğrenmek durumundayız. Örtmeden, şüpheli ölümleri yok saymadan, sürekli azalıyormuş gibi yapmadan gerçek boyutuyla, gerçekle yüzleşmeli ve kökündeki nedenlere bakmalıyız. Şiddetin kökündeki neden tam onu anlatıyor idim. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğu için. Hem şiddet bunun bir sonucu hem de onun sürdürülmesinde bir araç olarak kullanıldığı için bizim dönüp de eşitlikle ilgili kadınları kuvvetlendiren ve yine yani toplumsal cinsiyet kimliğine saldırmak değil, bu kimliğin eşit haklarını, özgürlüklerini güçlendiren, sağlayan bir siyasal iklim ve siyasal irade ortaya koymamız gerekirken biz bunun tam tersine bir iklimde yaşadığımız için bir kere esas meseleyle yani bunun aşısıyla, esas ilacıyla sorunu çözmeye çalışmıyoruz. Sonra yine tedavisi de var elbette. Nasıl hani bir reçete olur, tedavi için ilaçlar kullanılır. 6.284'ü uygulamıyoruz. Kamu görevlileri 35 defa bir babayı geri çevirebiliyor. Bu ne demek? Bu sene tek iyi olan şey bizim yıllar önce kaybettiğimiz Serpil Erfındık davasında Anayasa Mahkemesi'nin Serpil'i korumayan kamu görevlileri için de dava açmış olması, bu soruşturmanın olmasıdır. Bu çok olumlu bir emsal dava olacak. Bundan sonra biz hani bunun da daha fazla hep takibinde olacağız. Ama şimdi eylem planına kadar gelene kadar işte o mevcut bir yasa var. Yasa uygulanmıyor. Yasanın uygulanması için ne gerekiyorsa yapması gerekir. 5 tane bu yasayı uygulamayla sorumlu bakanlık. Sadece İçişleri değil, sadece Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı da var, Milli Eğitim de var. Seferber olmaları gerekir. Bu yapılmıyor. Geliyoruz bir kadın böyle bir dünyada sonucu olarak zarar görüyor. Zarar gördüğü zaman adalet sağlanmıyor, onarıcı adalet sağlanmıyor. Az önce söylediğim yargıda bu adaletsizlikler devam ediyor. Cezasızlık devam ediyor. Şüpheli ölümlerde etkin soruşturma gerekirken o dosyalar hızla intihar diye kapatılmaya devam ediyor. Gerçekleri kadınların mücadelesi ortaya çıkarıyor. Ve asıl mesele bir de kadınları güçlendirme. Yani kadınlar neden şiddete uğruyor? Daha işte eşitsizliğin kötüye kullanılması anlamında bu şiddet baskı ortamı. Eşit olunması, güçlü olunması için gerekli olan başta çalışma hayatı olmak üzere güçlü
yönlendirici politikalar, uygulamalar yerine kadınların sürekli sadece geleneksel rolleri hapseden, kılık kıyafetine sürekli karışan, özgürlüklerine kasteden, bir sahne sanatçısının bile kıyafet nedeniyle cezaevi görebildiği, bu düzeyde hak ve özgürlüklerine kadınların kısıtlama getirilmeye çalışıldığı bir dönem geçiriyorken, bunları yapmayıp ortaya bir tane eylem planı koymak demek ya da böyle beyanlarda bulunmak demek inandırıcı değil. Yani bir yara bantı bile değil. Biz bunu hani ben aşıyı anlattım, korunmayı anlattım. Bir hastalık dolu tedavisini anlattım dört başıma. Bir de rehabilitasyon sürecini anlattım, güçlendirme kadınları gibi. Hani çok böyle aşamalar var. Hani palyatif çözüm deriz işte soruna, bir hani sorunu çözmek yerine yara bantı. Bu bile değildir bu yani eylem planı. Şimdi eylem planını tabii ki biz de izleyip merak edip baktığımızda en çok söylenen işte KADES uygulaması var, mobil bir uygulama, iş gördüğü oluyor, devam etsin elbette. Bu çok müthiş bir şey değil yani, bunu bazı operatör firmaları bile yapıyorlar, bu tip şeyler elbette yapılacak. Bir mesele kolluk kuvvetinin bir kadın başvurduğunda evine geri gönderilmemesi, başka kurumlara sevk edilmek yerine sorunu anlayıp o anda etkin bir biçimde bir sürecin başlaması meselesi. Yine eylem planında neler var? Elektronik kelepçe gibi yani hep böyle teknik çözümler var. Tek bir mesele değil ki kadın cinayetleri, şiddet. Şiddeti ayrıca şimdi biz en üst düzeyde kadın cinayeti boyutuyla konuşuyoruz ama hepimizin bildiği üzere şiddetin farklı görüngüleri de var. Psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet, günümüzde artan dijital şiddet, işte sokak tacizi, bütünsel bir mücadeleyle ve teknik meseleyle değildir. Bunlar olsun elbette. İşte şey deniliyor yine, bir izleme, değerlendirme, izdez diye eksik tespiti için kurulacağı söyleniyor. Bu kurulan şey nereden izleyecek? Yani burada kadın mücadelesinden daha âlâ bir izleme alanı var mıdır? Yani bu alanda mücadele eden kadın derneklerine, biz kadınların mücadelesine hep baskı, sonra da kendi kendine izleme. Nereden izlenecek? Gerçekleri izlemek istiyorsalar zaten kadınlara kulak verecekler, mücadele edenlere de kulak verecekler. Ve zaten toplumda her şeye rağmen, bütün bu şiddet hani tehdidine rağmen kendi hayatına karar vermek için canla başla mücadele ediyor kadınlar. Bize benzeyen benzemeyen tanımadığımız ülkenin dört bir yanında şu anda biz programı yaparken kendi hayatına karar verme mücadelesi yürütüyor toplumun geniş toplulukları, kadınlar. Bu açıdan yani bu eylem planı bu kadınların ihtiyacını görmüyor ve bu toplumun gerçeğiyle de uymuyor. Yani sadece bir teknik kelepçe meselesi değil yani mesele. Birçok başka eksik var az önce. Yani çerçevesini saymış oldum ben ama somut uygulamaları olarak da konuk evi eksikliği var. Adlandırılıyor, sığınma evi diyoruz biz. Sığınma evi sayısı arttırılacak diyor eylem planında. Onu da belediyelere yüklüyor zaten. Yani ben anlamıyorum, bu bütçe nereye gidiyor? Ya da Aile Bakanlığı'nın tek hani ortak yürütlaştığı Diyanet İşleri oluyor. Neden Diyanet İşleri? Niye İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı kadınların hayatın içinde güçlenmesinde önemli rolü olacak? Ya da sağlıkla ilgili çok önemli bir mesele bu. Çok temel bir halk sağlığı sorunu. Kadınlar, bu şiddet, yaşadığımız şiddet. Sağlık Bakanlığı, böyle bir ortaklıklar, güçlü bir seferberlik yok. Buna niyet yok. Çünkü buna niyet yok. Uzun sözün kısası, daha uzatmayayım. Bu inandırıcılıktan uzak bence niyet olmayışının bir başka beyanı anlamına geliyor. İçindeki önlemleri okuduğumuzda eşitliğe dair hiçbir şey görmediğimiz her durumda böyle düşüneceğiz biz. Evet, özellikle şöyle bir özetleyelim öyleyse. 6.284 sayılı kanunun uygulanmasında bir önceki soruya cevabınızda da skandal düzeyde ihlaller var dediniz. Cezasızlık yine en çok karşılaşılan sorun ve devam da ediyor bu sorun. Bu eylem planlarıyla, ortaya konulan eylem planlarıyla teknik çözümler sunuluyor ama sorunun çözümüne yönelik herhangi bir şey yok. Bütünsel bir mücadele gerekiyor dediniz. Bu konulara özellikle dikkat çektiğiniz altını çiziyoruz. Evet. Şimdi Müslüman Hanım, şey eklemek istiyorum. Bu teknik bir mesele değil, politik ve bütünsel bir mesele. Kadın cinayetleri politiktir, boşuna demiyoruz biz. Evet.
Evet. Şimdi hem yeni yıla giriyoruz, hem önümüzde çok yakın bir zamanda seçim var. Türkiye seçime gidiyor. Hem bu süreçte hem seçim sonrası kadına şiddet konusunda, özgür bir yaşam ve birey olarak değer görme konusunda en acil yapılması gerekenler nelerdir? Siz sorundan bahsettiğiniz genel çerçeveyi de çizdiğiniz ama bir kez daha hatırlayalım elbette. O atılması gereken adımlar neler? Hemen söyleyeyim, hep bunu söylüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne derhal imza atıp tüm maddeleriyle uygulamaya koymak. Çünkü şu anda kadınların yaşadığı en önemli sorun ne diye sorulduğunda bütün işte toplum zaten her gün izlediği haberlerden bunu biliyor ama yine de araştırmaya dayalı olarak da ortaya konuluyor ki işte Kadir Has yapıyor, konuda yapıyor. Birinci sorunumuz şiddet. Bugün de o yüzden bizim için önemli. Bu nedenle şiddetin ortadan kaldırılacak önlemler. Böyle şiddet bir yandan devam etsin. Biz de kadınları şurada bir duvar çekip koruyalım gibi bir şey değil. İslam Sözleşmesi bizim için bu nedenle önemli. Adından dolayı değil. Şiddetin kendisini de ortadan kaldırılacak. Bu eşitlik politikaları anlamına geliyor. Bir kere bir an önce sözleşmeye imza atılmalı. Tüm maddeleriyle tüm maddeleriyle uygulanmalıdır. İki, bir an önce kadın bakanlığı kurulmalıdır. Yani ben şimdi bunları siz söylediniz. Hani hep birlikte programını daha hani birlikte kadınlar birlikte oluşturacaklar. Ben kendi aklıma gelenleri söylüyorum ama asıl olarak kadınlar kendi ihtiyaçlarını ve nasıl bir program istediğimizi, nasıl bir program yapacağımızı zaten yapıcısı da kadınlar olabilir. Yani bir yani kadınların meclisleri, kadınların kendi fikirleri ve yapıcılarının, öznelerinin de kendilerinin olduğu yönetim organları kurulmalıdır. Bir kere hani bunun içinde Kadın Bakanlığı da olmalı, Eşitlik Bakanlığı da olmalı. Kadınların çalışma hayatında nasıl var olduğu çok önemli bir belirleyen. Türkiye'de 11 milyon kadın iş gücü bile sayılmıyor. Bu da şiddeti açık hale getiriyor. Büyük bir hani nüfusu. Bu açıdan neler yapacağına, yani sözleşmeyi elbette ki tüm kadın arkadaşlarım savunacaktır ama devamında neler yapılacağını oturup birlikte ortak akılla, kolektif bir çabayla bir karar verdiğimiz, bunu konuştuğumuz, kendi fikirlerimizde bu politikasını çizdiğimiz bir işleyiş, böyle bir özgür ve demokratik işleyiş gerekiyor diye hani söyleyebilirim. Benim aklıma gelenler de burada elbette ki eşitlikle ilgili çok somut önlemleri devreye sokmak, yaptırımları olması bunların ve İstanbul Sözleşmesi'nin tüm maddelerinin uygulanması, yasayı uygula kadını yaşat diye boşuna söylemiyoruz biz, 6.384 tam olarak uygulanacak. Ve bununla birlikte esas olarak bunlar için organlar, yönetim organları kurulması, bunları kadınların oluşturması ve devamında tüm özgürlüklerimizle ilgili de kadınların kendi yollarını çizecekleri. Şimdi niye öldürülüyor kadınlar? Yani ifade hakkı çok temel bir hak. Hayatına karar verme hakkı elinden alınmaya çalışılıyor. Bütün bu haklarını sonuna kadar engellenmeden kullanabildiğimiz bir toplum gerekiyor bize. Bu toplumu da yani kimse bizim için kurmayabilir. Kurmasın da buna hani ne denir? Mihnet de etmiyoruz. Biz kendi ellerimizle mücadelemizle bir mutlaka kuracağız diye de düşünüyorum. Evet. Ve özellikle de İstanbul Sözleşmesi'ne hemen geri dönülmeli. Kadın Bakanlığı kurulmalı ve eşitlikle ilgili de çok somut adımlar atılmalı ve elbette bu politikaları uygulayacak özgür bir ortamında sağlanması gerektiğine dikkat çekmiş. Şimdi son bir soruyla tamamlayalım Gülsüm Hanım. Elbette sadece Türkiye'de değil, işte başta da biraz özet geçmeye çalıştım. Dünyanın her yerinde kadınlar aslında hakları için mücadele ediyorlar. Şimdi bu noktadan bakıldığında kadına şiddet konusunda en somut adımlara atan ülkeler hangileri? En azından şunu soralım. Yani hangi ülkeleri biz örnek almalıyız bu noktadan bakıldığında? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi dünyada aslında tek sorun sadece kadınların şiddet sorunu değil. Onun da hani kaynaklandığı eşitsizliklerin, o toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin de diğer devasa başka eşitsizlikleri sürdüğü bir ortamda çok rahat devam ettiğini görüyoruz. O yüzden yani tümüyle hele de pandemiden sonra bu ekonomik yükü pandemide yaşattıklarıyla biz bu kapitalizmin insana insan gibi yaşatmaktan ne kadar uzak olduğunu fark etmiş durumdayız. Zaten bütün hani görüngüleriyle ortada. O yüzden de yani kadınların görece haklarının yerini bulduğu bir hani ülke örnekleri var ama tümüyle tüm özgürlüklerine ve tüm
eşitsizliklerin ortadan kalktığı bir duruma kavuşmaları bu sistem içerisinde, bu üretim ilişkilerinde pek mümkün değil. Ben böyle görüyorum bir. Ama daha örneğin şiddetten korunma konusunda etkin önlemler alan ülkeler, İskandinav ülkeleri tahmin edeceğimiz gibi, kuzey evet. ülkeleri. İngiltere örnek bir davranışta bulundu. Bizim evet. sözleşmeden imza çekilirken yetkililer hep kullanıyordu, İngiltere de imza atmadı diye. Çünkü yasal altyapısını tam olarak yerine getirmek istediği için atmıyor idi. Gerçi olumsuz bir başka şey de göçmen kadınlara ilişkin ayrımcılık da yapıyor İngiltere. O maddesiyle ilgili bir tartışma var. Ama kendi iç mevzuatını da, yasalarını da sözleşmeye uygun biçimde düzenledi. Bu açıdan Avrupa ve İskandinav ülkelerinin şiddetle mücadelede daha etkin önlemleri aldığını, ama sorunun orada da çözülmediğini, az önce bahsettiğim gibi en büyük eşitsizliğin %99 ürettiği halde, bütün güzel şeyler hani çalışanların emek gücüyle yapıldığı halde %1'in o emek üstünde karar sahibi olduğu bir dünyada, bu üretim ilişkilerinde ve zaten pandemide tam anladık yani ne kadar hani eşitsizlik üreten bir sistemde yaşadığımızı, bütünüyle diğer ülkelerde de kadınların hani tam bir mutlu ve şiddetten kurtulduğu hayatı yok. İşte Finlandiya dahil, o da ileri bir ülkedir, kadın cinayetleri yaşanıyor ama ülkelere göre, bölgelere göre sizin başta saydığınız gibi farklı yaşanıyor. Maalesef bazı bölgelerden veri bile elde edilemiyor. Orta Doğu gibi mesela. İşte siz bölgeleri saydınız ama bazı bölgelerden Birleşmiş Milletler Suç Ofisi de veri de toplayamıyor. Bu açıdan bu ülkelerin yaptıkları tabii ki yine de olumlu örnek. Çünkü eşitlik bakanlıkları var. Kota çok oturmuş bir sistem. Siyasette kadınların temsiliyeti gibi. Bununla beraber bunun tersi olan dünya, yani muhafazakar, kadınları hep hani modern bir eşit dünya yerine geleneksel rollerinde tutalım diye düşünülen, işte hep ailenin ve kadının doğurganlığının ve geleneğin öne çıkartıldığı, politikaların böyle yürütüldüğü, aslında kadın liderler seçilse bile onların da bu karakterde olduğu, örneğin İtalya gibi. Femonasyonalizm diye de adlandırılan bu yeni sağcılıkçılıkla iç içe geçtiğini ve yani böyle bir yani kadın görüntüsünün süs olarak verildiği bir yaklaşım, kadın ya da erkek, kadın düşmanlığının yükselen bu otoriter sağ yani yükseliş döneminde Türkiye'ye benzeyen, olumsuz yönleriyle benzeyen ülkeler de var. Macaristan'da mesela bugün konu olan anayasa dahiliği düzenleme gibi bir şeyi gündem yapıp bunu düzenlemiş durumda. Yani burada bizim yerli ve milli diye hep hani dile getirilen şey aslında Hristiyan bir başka siyasetçi de aynısını söylüyor. Yani hiç de o kadar yerli milli değil. Tam tersine şeye bağlayacağım. Tam hani işaret ettiğim bu sistemin, bu dünya düzenin pandemi sonrasında ekonomik zorlukların ve işte yetersizliğinin hissedildiği bir zamanda bunu tolere etme politikası olarak kullanılıyor. Yani halkların hani bu gerçeğin farkında olması ve bu gerçeği değiştirecek gücü olmasının yani şeyi, manipülasyonu hep din, gelenek, aile gibi buradan yapılıyor. Tam anlatabildim mi bilmiyorum. Bu da hiç tesadüf değil. Türkiye'de de şimdi böyle aile yürüyüşleri, aileden başka bir şey duymuyoruz. Oysa ki kadınlar ayrı bireyler, ailedeki herkes ayrı bir birey. Yani ailenin farklı tarihsel, toplumsal şekillenişi var. Hani farklı türleri var. Bu toplumun gerçeğini yansıtmıyor. Toplumda çeşitlilik var. LGBTQ artılar var. Aile olan, olmayan ya da şu ya da bu şekilde aile olan var. Ama bu dünyada da, Türkiye'de de böyle tutturulmasının arkasında da işte sistemin ne denir, yetersizliğini örtme çabası olduğunu da düşünüyorum ben. Buradan hani gerçekten uzaklaştırmaya çalışıyorlar toplumları, ama bence toplumlar gerçeği görüyor. Dünya halkları da ona göre mücadelesini veriyor. Bunun güzel örneklerini de görüyoruz. İran tam da bunun örneklerinden biridir. İran'da kadınların başlattığı çok kararlı mücadele, çok saygı da duyduğumuz, bütün toplumun da benimsediği bir biçimde bugün son günlerde genel grevlere kadar artık yayılan rejimi gerçekten sarsan, düşündürten
şekilde de ilerlemiş durumda. İran'dan da çok umut ve moral kazanıyoruz. Evet, Gülsüm Hanım çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun kurucularından olan platformun genel temsilcisi Gülsüm Kav, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Türkiye'nin karnesini değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Hoşça kalın, teşekkürler.